Tanıklık Tanıklıkta kesinlikle cinsiyet ayrımcılığı yoktur. Bu konuda kadının istisna olarak ayrıca adının anıldığı tek ayet, borçlanma ile ilgili olan Bakara 282. ayetidir. Gerek hadis kitaplarında, gerek birçok müfessir, bu ayetin yorumunda iki kadının tanıklığının bir erkeğin tanıklığına denk olduğunu ve bunu kadının erkeğe göre aklının ve dininin eksik olduğu anlamına geldiğini söylemektedirler. Bu yargılarına, Kadının aklen ve dinen eksik olduğuna dair hadisi kanıt olarak göstermektedirler. Bu ayet bağlamında bütün tefsir ve fıkıh kaynaklarında erkeğin kadından üstün olduğu ve iki kadının bir erkeğe denk geldiği miras ayetiyle de desteklenerek kesin bir kabul olarak yer almaktadır. Bu erkeğin kadına bakışını şekillendirmiş ve hayatın tamamında kadın erkek ilişkisine yansıtılmış. Kadın her konuda erkeğin emrinde hizmetinde, yönetiminde tam bir bağlılık ve itaat etmekle yükümlü görülmüştür. Kadını konu alan diğer ayetlerdeki çarpıtma ve erkek egemen zihniyetinin belirleyici olması bu ayette de bariz bir şekilde görülmektedir. Ayetin sözcük anlamı ve yorumu Arap toplumunun kadına bakış açısını yansıtmaktadır. Kur'an, borçlunun ve alacaklının zihinsel ve bedensel engelli veya güç yetiremeyecek durumda olduğu zaman, onlara vekaleten bir velinin işlem yapmasını, velinin yaptığı işlem için belge düzenlenmesini ve belge düzenlenirken ayrıca iki de tanık bulundurulmasını istemektedir. Bir nevi noterlik benzeri bir işlem. Bu tanıklar aslında borç alışveriş işleminden çok velinin doğru işlem yapıp yapmadığına tanıklık edeceklerdir. Velinin denetlenmesi konusu dışında tanıklık gerektiren hiçbir konuda erkek veya kadın ayrımı yapılmamıştır. Fahişelik, Nisa suresi 15. ayet. Genel tanıklık, Nisa suresi 135. ayet. İftira atma, Nur suresi 6. ve 7. ayetler. Zina, Nur suresi 6. ve 9. ayetler. Ve Maide suresi 106. ayet. Nur suresi 4. ayet. Talak suresi 2. ayetlerde geçen tanıklıkla ilgili konularda cinsiyet ayrımı söz konusu edilmemiştir tanıklık konusunda ayırdına varılmayan husus şudur. Bu tanıklık, güven ve inanırlık amaçlı yapılacak bir işlemle ilgilidir. Yani henüz tanıklığı gerektirecek bir durum söz konusu değildir. İleride muhtemel bir anlaşmazlık olursa, istenecek bir tanıklıktır. Olmuş veya olacak herhangi bir olay için tanıklık gerekli olduğunda, olaya kim tanık olmuşsa, tanık olanın erkek mi, kadın mı olduğunun hiçbir önemi yoktur. Eğer tanıklıkta bir erkeğe iki kadın genel bir hüküm olsaydı, bu diğer tanıklık gerektiren konularda da gerekli görülmez miydi? Hiçbir konuda bir ayrımın olmaması göz ardı edilerek, yalnızca bu ayeti dikkate alarak konuyu genelleştirmek ya art niyet ya da bilgisizliktir. Tanıklıkta cinsiyet unsurunu aramak, tanıklığın doğasına aykırıdır. Böyle bir şeyi aramak akıl mantık dışıdır. Tanık demek genellikle olan bir şeyi gören veya bir konuda bilgi sahibi olan demektir. Olan bir şeyi kim görmüşse tanık odur. Bu bir kişi olabilir, birçok kişi olabilir. Görenin veya görenlerin cinsiyetinin hiçbir önemi yoktur. Örneğin suç sayılacak bir şeyin yapıldığında yalnızca bir kadının tanık olması durumunda bu tanıklık bir erkeğin tanıklığıyla eşdeğer bir tanıklık olacaktır. Ya da bir erkek bir kadın görmüş olsun Erkek ve kadının tanıklık değeri aynı olacaktır. Bu durumda erkek kadın ayrımını yapmak kesinlikle Kur'an'ın tanıklıkla ilgili onlarca ayetini yok saymak olur. Bir erkek iki kadın tanık kuralının hiçbir konuda istenmemesi yalnızca özürlü kimselerin borç alışverişinde veliye gereksinim duymaları durumunda istenmesi bunun kendine özgü bir gerekçeye dayandığının en yalın ifadesidir. Demek ki bu durum farklı bir gerekçeye sahiptir. Bunu kadın erkek ayrımı üzerinden, cinsiyet farklılığı olarak değerlendirmek kesinlikle doğru değildir. Elbette ki burada bir ayrım söz konusudur. Ancak bu ayrımın içeriğini cinsiyete, kadının salt kadın olmasına, erkeğin de erkek olmasına bağlamak doğru değildir. Bu o günün içinde bulunulan koşulları ile ilgili bir durumdur. Gerçekte ayrım cinsiyete göre değil, duruma göre yapılmıştır. Cinsiyete göre böyle bir ayrım olsaydı bu tanıklık gerektiren bütün olaylar için gerekli görülürdü. Başka hiçbir yerde istenmeyip de yalnızca bu konuda istendiğine göre demek ki olay doğrudan konunun kendisiyle ilgilidir. Konuyu bu ilgi üzerinden anlamaya çalışmayan her yaklaşım yanıltıcı olur. Kaldı ki iki kadın koşulu tanıklık için zorunlu da görülmemiş olup bir erkek bir kadın da olsa tanıklık yeterli olacaktır. Ayrıca göz ardı edilen diğer bir hususta ayetin sözcük anlamında kadınların ikisi de tanık olarak adlandırılmamaktadır. Biri asli tanık, diğeri de ona yardımcı olma pozisyonunda yardımcı tanık olma rolüne sahiptir. Bir kadının diğerine yardımcı olması, onun unutmasına bağlanmıştır. Dolayısıyla eğer unutma söz konusu değilse, ikinci kadına gerek yoktur. Bir kadın bir erkek yeterli olmaktadır. Ayetin illeti göz önünde bulundurulmalıdır. İllet unutmaktır. Temel hukuk kuralı olarak illet kalktığı durumlarda ona bağlı olarak konan kural da kalkar. Yani iki kadın konusu mutlak bir kural olmayıp illete bağlı bir kuraldır. Unutma yoksa ikinci kadına gerek de yoktur. Ayrıca buradaki unutmadan kastın mecazi bir anlam taşıyabileceği de göz ardı edilmemelidir. Bu durum kesinlikle o günün koşullarına özgü bir kural olup kadın için olsa olsa pozitif bir ayrımcılık olarak değerlendirilmelidir söz konusu tanıklığın ileride gerekli olacak bir tanıklık olduğu dikkate alınmalıdır. Böyle bir durumda kadının tanıklık yapmaya gitmesi önemli bir risk taşımaktadır. Onun için yedek bir tanığın olması önem açısından gerekli görülmüştür. Zira o günün koşullarında belirleyici olan erkektir ve erkekten izin almakta da dahil, tanıklık yapanın karşı taraftan gelecek saldırıyı, karşılama yetersizliği veya güçlüğü, kadını zor durumda bırakacağından, Allah kadına kolaylık dilemiştir. Kadının içinde bulunduğu zor koşullardan kaynaklanan bu durumu göz ardı ederek cinsiyet ayrımcılığı yapmak bir zihniyet sorunudur. Bu sorun erkeğin kadına bakış açısının da temel sorunudur. Doğru bir yargıya varmak için ayetin hikayesine değil, verdiği mesaja bakılmalıdır. Aslında ayetleri doğru anlamada genel kural ve temel yöntem şudur. Ayetlerin değindiği konu veya olaylara değil, o konu ve olay bağlamında mesajına bakılmalıdır. Önemli olan mesajdır. Bu kural, kısalar da dahil, Kur'an'ın tamamı için geçerli olan temel bir kuraldır. Bu ayetin mesajı, borç alıp vermede belge düzenlemenin önemidir. Yani söz konusu kurallarla gerçekleştirilmek istenen bir ilke vardır. O da belge düzenlemektir. Önemli olan kurallar değil, ilkelerdir. Dolayısıyla, Günümüzün koşullarında belge niteliğini sağlayan bir işlem yapmak, bu ayetin hükmünü gerçekleştirmek için yeterlidir. Öncelikle bilinmesi gereken şey tanıklık değil, tanıklığın neden istendiğidir. Bütün yargılarda olduğu gibi bu yargıda da önemli olan nedenselliktir. Ayette tanıklık istenmesinin nedeni, kendi başına belge düzenleme imkanına gücüne sahip olmayanların adına belge düzenleyen kimsenin hata veya haksızlık yapmasına engel olmaktır dikkat edilirse ayet öncelikle belge düzenlenmesini istemektedir. Eğer belge düzenlemede sorun varsa, örneğin zihinsel veya fiziksel engellilik varsa ve bundan dolayı belgeyi engelliler adına başka birileri düzenleyecekse, o zaman tanıklık gerekli görülmektedir. Bu şu demektir, eğer belgeyi taraflar doğrudan kendileri düzenliyorlarsa burada tanıklığa gerek yoktur. Tanıklık konusunda belge tanıktan daha önemli bir kanıttır bu ayetin hükmü tavsiye niteliğindedir. Dolayısıyla bir mecburiyet veya yapılmadığı takdirde yapmayanları günaha sokacak bir durum söz konusu değildir. Tavsiye niteliği olmayıp zorunlu olan tanıklıklarda ki önemli olan tanıklık da budur, kadın erkek ayrımı yapılmamıştır. Cinayet, hırsızlık, iftira, saldırı, evlenme, boşanma ve benzeri gibi konularda tanıklık gerektiren bir şey yaşanmışsa, tanıklığın zorunlu bir gereklilik olduğu durumlarda, tanıklıkta cinsiyet ayrımı söz konusu edilmemiştir. Örneğin Nur Suresi 6. ve 9. ayetlere bakılabilir. Ey iman edenler! Belli bir süre için birbirinize borç verdiğiniz zaman onu yazın. Yazan her kimse onu tam yazsın. Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın. Yazsın. Borçlu, Rabbi olan Allah'a takvalı olsun.'' ondan hiçbir şeyi eksik bırakmasın. Eğer borçlu akla ermez, aciz veya kendi söyleyip yazdıramayacak durumda biri ise, velisi tam bir şekilde yazdırsın. Erkeklerinizden de iki tanık tutun. Eğer iki erkek bulunmazsa, o zaman razı olacağınız tanıklardan bir erkek ve biri şaşırdığında, diğeri onu hatırlatacak iki kadın tanık tutun. Tanıklar çağrıldıkları zaman kaçınmasınlar. Az olsun, çok olsun onu vadesiyle birlikte yazmaktan üşenmeyin. Bu Allah katında en adil, tanıklık için daha sağlam ve şüphe etmemeniz için daha uygundur. Ancak aranızda hemen devredilip durduğunuz ve peşin olarak yaptığınız ticaret başka. Bunu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Alışveriş yaptığınız zaman tanık bulundurun. Tanık olana da yazana da zarar verilmesin. Eğer bunu yaparsanız kendinize kötülük yapmış olursunuz. Allah'a takvalı olun. Allah size gerekli olanı öğretiyor. Ve Allah her şeyi bilendir. Bakara Suresi 282. Ayet Kur'an'ın genel ilkesi şudur. Koşullara bağlı olarak konan kurallar, koşulların değişmesi durumunda değişirler. Dolayısıyla günümüz koşullarında kadının sahip olduğu koşullar dikkate alındığında, yalnız iki kadının tanıklığı yeterli olacaktır tanıklıkta erkek kadın ayrımının olmadığını gösteren ayetlerden ikisi şöyledir. Eşlerine iftira atanlar, kendilerinden başka tanıkları yoksa, o zaman onların her birinin tanıklığı, kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair dört defa Allah'ı tanık tutmasıdır. Beşincide de, eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetinin kendisi üzerine olmasını dilemesidir. Kadının dört kez billahi o kesinlikle yalancıdır şeklinde Allah'a tanıklık etmesi ondan cezayı kaldırır. Ve beşinci kez eğer o doğru söyleyenlerdense Allah'ın gazabının kendisinin üzerine olmasını diler. Nur Suresi 6. 7. 8. ve 9. Ayetler Ey iman edenler! Kendinizin, anne ve babanızın, akrabalarınızın aleyhine bile olsa Allah için adil tanıklar olarak adaleti gerçek anlamıyla yerine getirin. Tanıklık ettiğiniz kimseler zengin de olsa, fakir de olsa Allah onlara sizden daha yakındır. Haddi aşarak tutkunuza tabi olmayın. Eğer gerçeği çarpıtıp yüz çevirirseniz Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Nisa Suresi 135. Ayet